Merhaba Göksu. Merhaba. Ben hep insanlara objektif bilgiler vermeye çalışıyorum. En çok söylediğim şey de ev bulma konusunda ve ev fiyatları konusunda İngiltere'de zorlanacaklarını söylemiştim. Sen sürecin nasıldı? Bize ev bulma sürecini anlatır mısın? Tabii ki. Ev bulma süreci gerçekten burada en çok zorlandığım zamanlardan birisiydi. Çünkü bize bir aylık ücretsiz konaklama sağlıyorlardı. Bu bir ay içerisinde bir yer bulup kiralayıp oraya taşınmamız gerekiyordu aynı zamanda sınava hazırlanırken. Ve kesinlikle yani çok uzun bir süre değil aslında. Ben iki haftada bulup hallettim. Çok tamamen şans eseri gelişti benim için. Ama mesela diğer arkadaşlarımız 2-3 ay kalıp hala eve çıkamayan arkadaşlarımız var. Mesela yurtta kalıyorlar. Öncelikle ben internetten Rightmove ve Zoopla gibi uygulamalardan belirlediğim alanlardaki, bölgelerdeki, mahallelerdeki... Bir kere acenta olmadan değil mi? Yani ne deniyor Türkiye'de? Emlakçısız ev tutulmuyor burada. Öyle evet. Bir şey yok yani. Yani sadece... İşte bu dediğim iki uygulamadan baktım. Oradaki tüm evler, evle ilgili bilgiler yer alıyor zaten. Konumu, neyle ısındığı. Burada mesela cancel tax ödeniyor. Cancel tax sınıfı, EPC ratingi önemli. Belediyeye vergi. Evet, cancel belediyeye tax. Vergi. EPC rating dediğimizde evin ne kadar enerji harcadığı, bu da faturaların miktarını etkiliyor. Özellikle şu anda çok insanlar bunu göz önünde bulundurarak evlere taşınıyorlar. Bu bilgiler yer alıyor ve en altta da emlakçı bilgileri. En zor kısmı şimdi burada evi buluyoruz yani evler var evet ama evlere randevu alarak gidiliyor. Yani aradığımızda hemen ben bu evi görmek istiyorum diye gidip göremiyoruz maalesef. Ve belli günler o evleri görüşe açıyorlar genellikle. Mesela atıyorum beğendiğim ev haftada salı günü sadece 1 ile 2 arasında görülebiliyor. Ve ben uygun olmazsam o evin görüşünü kaçırıyorum. Yani görmeden de eve başvuru yapılabiliyor ama evde rutubet var mı, gerçekten fotoğraflardaki gibi mi, zemini nasıl, mesela halılar nasıl vesaire, böyle şeyleri görmek için önce evi gezmek gerekiyor. Ben çok iyi hatırlıyorum, çok beğendiğim bir ev için aradığımda 21. sıradaydım. evi sadece görmek isteyenler arasında, yani başvuru bile değil yani. Bu tarz sorunlar oluyor yani, o zaman dilimi size uymayabiliyor. Gittiğinizde de mesela 3 aile 5 aile birlikte evi görüyorsunuz. Görüşün sonunda da eve başvurmak istiyorsanız size hemen application form veriyorlar. Ve eve başvuru bırakıyorsunuz. Sonra bu görüşler bittikten sonra mesela 3 hafta boyunca evi gösteriyorlar. Totalde bir application havuzu oluyor yani başvuru havuzu oluyor. Bu başvuran kişiler arasından da ev sahibi kendisi bir kişiyi seçip kiracısı olarak belirliyor. Evet işte yani sen 5 kişi oy istiyor. Hani evet. Var ya kızı bir kişi, bir kişi kaç kişi 10 kişi ister bir kişi alır. Aynı evet. Buradaki evlerde öyle. Sen benim param var yok evet. Ya yani 5 kişi diyelim başvuruyor onların içerisinde ev sahibi karar veriyor. Evet. Her yönden bazı işte ev maddi sahipleri, yönden. Mesela burada şey çok önemsiyorlar. Evlerin içinde sigara içmek genelde izin verilmiyor. Benim oturduğum evde de o şekilde. Evcil hayvana izin verilmiyor çoğu evde. Çocuk, bazı ev sahipleri çocuk istemeyebiliyor. Yani çocuklu aileye vermek istemeyebiliyorlar. Ama yani çocuk o kadar yani gözlemlediğim kadarıyla işte atıyorum bir hani sigara içme durumu veya evcil hayvanı genellikle soruyorlar. Çocuklu aileler de tabii ki rahatlıkla ev bulabilir onun dışında. Bütün evlerle ilgili sorun yaşanmıyor genel olarak. Ama dediğim gibi yani bu uzun bir süreç çünkü bu başvuru havuzunu siz başvursanız bile evi size vermeyi biliyorlar. Ki bende yine öyle olmuştu. Ben eve başvurduktan sonra aynı benzer yakın evlere başvurdum iki tanesinde. İkisi tamamen aynı sadece farklı apartmanlardaydı. Aradığımda pazartesi günü ikisinin de tutulduğunu söylediler. Ben böyle artık tabii kara kara düşünüp yine ev bakmaya devam ediyordum. O hafta cuma günü tekrar beni aradılar. Ve aslında evlerden birinin hiç tutulmadığını, hala ilgilenip ilgilenmediğimi sordular. Ben de tabii ki hemen evraklarımı toparlayıp gönderdim. Böyle yani. Ondan sonra da tabii şöyle bir süreç var. Bu kabul edildikten sonra, ev sahibi tarafından seçildikten sonra başka bir aracı şirket oluyor genellikle. Emlakçının çalıştığı. Buraya referans mektubu göndermemiz gerekiyor. Mesela gelirinizin gerçekten şu kadar miktar olduğuna dair yıllık. Mesela bizim kefil gibi yani. Evet, kefil gibi. Hastaneden mesela referans almıştım ben. Onun dışında eğer burada yaşadıysanız önceki kiracı ya da önceki konakladığınız yerin ev sahibinden referans almanız gerekiyor. Bazen de kredi skorunuza bakıyorlar. Ama mesela benim kredi skorum yok diye yeni taşındığım için benim için problem olmadı eve taşınma konusunda. Bu çok böyle şart değil. Ama sana hastane kefil oldu. Tabii evet. Bazen mesela ben de diğer bir arkadaşa kefil olmuştum. Yani böyle şeyler var. Yani sonuç olarak ev tutmak zor bir süreç evet, burada. Kesinlikle. Yapılıyor ama hani Türkiye gibi ben giderim yarın ev tutarım diye düşünmemek evet. Lazım. Planlamak kesinlikle lazım. Kesinlikle planlamak gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Ben güzel teşekkür bir ederim. Için.
yeah.